Burada bir esnaf gecesi düzenlediniz. Esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlediniz. Size en çok hangi sıkıntılardan bahsettiler? Evet, şu an Türkiye'de genel olarak esnafın birinci problemi ekonomik sıkıntı. Bunu biz çok net bir şekilde esnafımızın yanına gitmeden, dertlerini dinlemeden de zaten sokaktaki vatandaşın halinden, işlerden her türlü anlayabiliyoruz. Ama bizim gördüğümüz şöyle bir durum vardı. Biz 2 günlük bir esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar devam edeceğiz zaten bu ziyaretlere. Bu çalışmayı sadece parti adına değil, yani tüm insanlığımız, buradaki vatandaşımız adına biz yürütmeye karar verdik. Çünkü bu vatandaşın derdini dinlemek gerekiyor. Çünkü vatandaşımız bugün devlet yöneticilerini seçebiliyor. Biz çalışmalarımızda hep defalarca şunu dile getirdik. Devlet ne için vardır? Halkına hizmet etmek için vardır. Biz de burada bu ülkenin bir siyasi partisi olarak, temsilcileri olarak vatandaşımızı dinleme gereği duyduk. Bizim gördüğümüz şeyler şunlar. Köylü pazarından başlayayım ben önce. Köylü pazarının esnafının yanına gittiğimiz zaman şöyle bir durumu gördük biz. Köylüler genel olarak, köylü çiftçilerimiz, üreticilerimiz genel olarak gübre fiyatları, tarımsal alandaki zirai ürünlerin fiyatları, zamlar açısından oldukça eli cebi yanmış durumda. Bu durumda olduğu için üretim biraz düşmüş durumda şu an Türkiye'de. Bu sadece bölgesel olarak değil, genel anlamda Türkiye'deki çiftçilerin tamamında gerçekleşen bir şey. Biz bunu da görüyoruz. Türkiye'de bakıldığı zaman haberlere birçok bölgedeki çiftçilerin traktörlerine gelen hacizler, bunlar hepimizin zaten gündemden bildiği şeyler. Köylü esnafında şunu gördük biz. Geçen sene 3 liraya satabildiği ürünü bu sene 1 liraya satamıyor vatandaşına. Bunun sebebini esnafa sorduğumuz zaman bunun tamamen vatandaşın fakirleşmiş olduğuna bağlıyorlar. Ki öyle zaten. Türkiye'de sadece bir kesim değil. Türkiye'deki toplumun neredeyse tamamı fakirleşmiş durumda. Biz burada o gün gezerken sadece esnafın haricinde değil, müşterilerle de sohbet etme imkanımız oldu. Biz bunları gördük. Vatandaş da ciddi oranda fakirleşmiş durumda. 1 liranın hesabını yapmaya başlamışlar. Çünkü 1 lirayla farklı bir noktayı kapatabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü öyle oluyor. Hepimiz aslında biraz da böyle değil miyizdir? 1 lirayla başka bir yerin hesabını kapatmaya çalışırız. Diğer taraftaki esnafımıza geçiş yaptığımız zaman kapalı pazar esnafına, oradaki durum zaten ağırlıklı olarak manavlarda çok büyük bir şikayet var. Yani ciddi oranda düşmüş, bitmişler şu an. Çünkü vatandaş alım gücü yok bir kere. Diğer esnaflarımıza bakıyoruz, giyim üzerine çalışan esnaflarımıza hiç iş yapamadıklarını söylüyorlar. Biraz da bölgesel olarak şundan şikayetçiler buradaki esnaflar. Kapalı pazar esnafının, yani 10 kişi gezdiysek 8'inden biz aynı şeyi duyduk. Şu anki 15 Temmuz meydanından oraya taşınmalarında ciddi oranda iş düşüşü olduğunu söylüyorlar. Çünkü biraz daha oranın vatandaşa uzak olduğunu düşünüyorlar. Biz de bunu gözlemledik. Aslında hepimiz biliyoruz önceki kapalı pazarın içerisinde ne kadar müşteri dolaştığını, ne kadar alışveriş yapıldığını. Biz şunu gördük. Dükkanlar boş olduğu gibi aralar da boş. Hiç kimse yok. Çoğu esnaf dükkanını bile açmamışlar. Çoğu da gelmiş orada sohbet muhabbet ediyorlar. Evde buluşamadıkları için öyle bir durum. Herkes aslında aynı şeyden şikayetçi. Bizim bu konudaki birçok projemiz var, birçok önerimiz var. Biz üretime dayalı bir ekonomi modelini öngörüyoruz. Çünkü üretim ne kadar yüksek olursa ekonomi o derecede işleyişe girer. Şu an Türkiye'de biraz da ekonominin bozukluğunun sebebi üretimin aşırı derecede düşmüş olması. Özellikle çiftçinin yaptığı üretimi. Biliyorsunuz biz Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren tarıma dayalı ekonomi modeliyle çok büyük bir başarı elde ettik. Şu an Türkiye'de tarıma dayalı ekonomi modeli ciddi oranda düşüşe geçmiş durumda. Çiftçi ciddi oranda zayıflamış durumda. Çünkü üretim yapamıyor. Üretim yapması için devletin imkan sunması gerekiyor. Sunan imkan da çiftçimize yetmiyor ne yazık ki. Biz bu sistemi değiştirip üretime dayalı ekonomi modelini tekrar Türkiye'de hakim kılmak istiyoruz. Özellikle tarıma dayalı ekonomi modeli. Çünkü bu ülke çok zengin bir ülke. Kaynakları tüm vatandaşa yetebilir. Tüm Türkiye'ye yetebilir. Önemli olan burada kaynakları doğru bir şekilde kullanabilmek. Şu an ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iktidar bu kaynakları çok doğru bir şekilde kullanamıyor. Kullanamadığı için de zaten hem esnafımız hem vatandaşımız ciddi oranda bitmiş durumda. Bu şikayetleri bir de şöyle bir şikayet de aldık biz. Çoğu insan şundan şikayet ediyor. Köylü pazarı esnafında biz bunu gördük. Belediye başkanının kim olduğundan dahi haberleri yok. Böyle bir durum söz konusu. Herkes biraz da şundan sıkılmışlar artık siyasette. Bu da çok net bir şekilde karşımıza çıktı. Özellikle esnaf
bu durumdan çok şikayetçi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye standartlarında bakıldığı zaman nüfusun çoğunu esnaflar oluşturuyor neredeyse yani. Bu vatandaşları dinlemek gerekiyor, dertlerini, sıkıntılarını. Herkes şundan dert yanıyor. Seçim dönemine kadar yanımıza gelenler seçimden sonra yanımıza uğramıyor diyorlar. Yani birçok kişi dediğim gibi az önce de dediğim gibi belediye başkanını dahi tanımıyor. Buradaki üreticimiz, buradaki esnafımız biraz seçim sonrası dönemde ikinci plana atılmış. Bundan da aşırı derecede şikayetçiler. Biz bu sistemi zaten yıkmak istediğimiz için, bunu değiştirebileceğimizi göstermek için esnafımızın yanına indik, sokağa indik. Burada bir siyasi partinin temsilcileri olarak değil, bir insan olarak, bir büyüğümüzü dinleyebilmek adına zaten esnafımızın karşısına çıktık. Onlara da buradan yine çok teşekkür ediyorum. Bizi çok metanetle dinlediler, çok hoşgörüyle karşıladılar. Biz denli bir sıcak karşılamaya karşı çok mutlu olduk ve gerçekten şunun da bir rüzgarını alabildik. Türkiye'de vatandaş artık değişim rüzgarı içerisine girmiş ve herkes de aynı şey. Dün oy verenler bugün diyorlar ki bir daha aynı şekilde oy vermeyiz. Bu şekilde bir değişim rüzgarı var şu an Türkiye'de. Biz zaten bu rüzgarı da hesaba katarak her zaman zaten iktidar olma yolunda ilerliyorduk. Ama şu anki Türkiye'de bu durumu düzeltmek adına daha iyi projelerle vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. İnşallah el birliğiyle güzel bir Türkiye'yi inşa etmiş olacağız. Çözüm olarak ne önerdiniz? Çözüm olarak. Biz az önce de söylediğim gibi üretim ekonomisi zaten bizim birinci politikalarımızdan bir tanesi. Esnafa dayalı. Ve şundan çok şeyden biz önerdik. Yani bunları konuştuk biraz da vatandaşta. Son dönemde Türkiye'deki aşırı gündeme gelen asgari ücret konusu. Biz bunu konuştuk. Biliyorsunuz biz zaten asgari ücreti en düşük olarak 3100 lira önermiştik. Buna iktidar yöneticileri pek kulak vermedi. Ama bildiğiniz üzere şu an belediyelerimize zaten asgari ücret en düşük 3100 lira. Bunu konuştuk. Asgari ücret oranlarında yapılacak olan zamları ve asgari ücretin ne denli politikalarla belirlenebileceğini anlattık esnafımıza. Yani şundan bahsettik, dedik ki asgari ücrete zam yapılıyorsa aynı oranda ürünlere zam yapılmayacağından bahsettik ki böyle olması gerekiyor zaten. Eğer ki ürünlerde zam varsa asgari ücretin bu ürün çerçevesinde değerlenebileceğinden bahsettik, değerlendirilebileceğinden. Bunları anlattık esnafımıza. İşsizlik konusunu konuştuk biraz da Türkiye'de. Bizim bildiğiniz üzere işsizlik üzerine birçok projemiz var. Yani aslında bu projeden ziyade Türkiye'de yapılması gereken bir şey. Türkiye'de ne yazık ki şu an yeterli istihdam alanları sağlanmadı. Özellikle genç kesime. Şu an Türkiye nüfusunda genç kesim büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Bakıldığı zaman verilere şu an Türkiye'de işsizlik %20 oranlarında gözüküyor. Ama gerçek işsizlik daha yüksek oranlarda ne yazık ki Türkiye'de. Bunun sebebi tamamen istihdam alanlarının düşürülmüş olması. Biz işsizlik konusunda istihdam alanlarından daha üste çıkarabileceğimizden bahsettik. Şu an Türkiye'de kapatılan fabrikaların tekrar faaliyete geçirileceğinden bunlardan bahsettik. Daha birçok alanda istihdam alanının yaratılacağını bahsettik. Bunlardan neden bahsettik esnafımıza? Çünkü esnafın şu anki birinci problemi de şu. Hepsinin çocukları var genç yaşta. Üniversite bitiren çocukları var. Herkes bundan biraz da dert yandı esnafta. Çoğu işsiz. İşsiz olduklarından dert yandıkları için biz iş alanındaki projelerimizden bahsettik. Esnafa, KOBİ'lere birçok projemizi genel başkanımız zaten defalarca grup toplantılarında, birçok yayın organında, canlı yayında bahsediyor. Aynı şekilde çözüm önerilerini esnafımıza ilettik. Az önce de söylediğim tarzda. Esnafımızın beklentisi şu an devletten oldukça yüksek. Ama devlet bunu karşılayabiliyor mu? Karşılayamadığını esnaf da biliyor. Biz gerekli kaynakların gerekli yerlere doğru bir şekilde kullanabildiği takdirde esnafımızın dertlerine çare olabileceğimizi esnafımıza orada çok iyi şekilde iletebildik. Ki esnafımız bunu çok iyi bir şekilde dinledi, çok iyi bir şekilde anladı ve bize hak verdi. Bu şekilde projelerimizi devam ettirdik. Az önce de dediğim gibi önümüzdeki günlerde projelerimizi daha da sık bir şekilde ilerleteceğiz. Esnaf Ünye'de bizim projemiz şu. Ünye'de gezilmedik esnaf, çalınmadık kapı bırakmayacağız.